Pekala, herkese merhaba. Partiye hoş geldiniz. Bugün keşke hakkında hiçbir şey sormamış olsaydım diyeceğiniz 15 şeyin üstünden bir geçeceğiz. Ne iyi oldu buraya tıkladınız değil mi? Kirpiklerinizdeki akarların, sandviçinizin içindeki kemirgen kıllarının orada ne aradığını veya okyanusta yaşayan et yiyen canavarları hiç merak ettiniz mi? Bu videoyu izledikten sonra muhtemelen bu soruları daha en başta hiç sormamış olmayı dileyeceksiniz. Beğenseniz de beğenmeseniz de dünya insanların hala her gün yeni bir şeyler öğrendiği korkutucu bir yer. Ve bilgi güç demek olsa da baştan söyleyelim. Bu soruların cevapları insanda her şeyden şüphe uyandıran bir etki yaratabilir. Ama devam etmeden önce Olumlu Bak kanalımızda bizlere katılmak için abone ol tuşuna tıklamayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İşte bir numara. Onlara hakkınızda konuşacakları bir şey verin. İnsanların arkanızdan konuşmasından hoşlanmıyor musunuz? Peki bundan yıllar sonra artık bu dünyada olmadığınızda ne olacak? Gerçek şu ki günün birinde biri adınızı son defa anacak. Bu olduğu zaman bir daha sizin hakkınızda hiç konuşulmayacak ve varlığınız unutulacak. Bu da hiç hoşunuza gitmedi değil mi? Bu yüzden hayattayken insanların sizi saygı ve sevgiyle anacakları izler bırakmak önemlidir. İki numara. Spor salonları halka açık tuvaletlere göre daha fazla mikrop istilası altındadır. Muhtemelen sağlıklı kalmak için bir spor salonuna gidiyorsunuz, değil mi? Bu iğrenç ve bir o kadar da korkutucu gerçeği öğrendikten sonra biraz garip hissedebilirsiniz. Bir fitness ekipmanı inceleme şirketi olan Fitrated tarafından yapılan bir araştırmaya göre spor salonları tam anlamıyla bakteri kaynıyor. İşte ortaya çıkardıkları en korkunç şeylerden bazıları. Egzersiz bisikleti bir kafeteryadaki plastik tepsiden 39 kat daha fazla bakteri içeriyor. Serbest ağırlıklarda klozetten 362 kat daha fazla bakteri bulunuyor. Koşu bandında bir lavabo musluğundan 74 kat daha fazla bakteri var. Affedersiniz, sanırım ben kusacağım. Spor salonuna gitmekten korktunuz mu? Dikkatli olup ellerinizi yıkadığınız ve egzersiz yaparken yüzünüze dokunmadığınız sürece herhangi bir şey kapma ihtimalini azaltabilirsiniz. 3 numara. Pratikte okyanuslar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Jaws ve Titanic gibi filmler sizi okyanusun derin sularından korkutabilir. Ancak bu gerçek daha da korkutucu. Ulusal Okyanus Hizmetlerine göre insanoğlu okyanusun henüz sadece %5'ini keşfetmiş durumda. Bir karşılaştırmayla daha iyi anlaşılması için astronotların Mars ve Ay'ın %100'ünü keşfettiğini belirtelim. Öyleyse dünyamızda henüz neleri görmedik acaba? Hadi durmayın, internette en korkunç derin deniz canlılarını bir arayın. Bu durumun neden bu kadar inanılmaz derecede korkutucu olduğunu anlayacaksınız. 4 numara. Her yerde dışkı var. Halka açık bir tuvaletteki lavabo, yürüyen merdivenin trabzanı veya sakalınız. Evet, doğru duydunuz. Her yerde dışkı var. Ne yazık ki dışkı günlerce, hatta bazen daha bile uzun süre çeşitli yüzeylerde yaşayabilir. Arizona Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu'nda doçent olan Kelly Reynolds'a göre, ki kendisi bu tip şeyleri incelemektedir, insan dışkısına hemen hemen her yerde rastlanılabiliyor. Alışveriş merkezindeki makyaj malzemesi numunelerine, restorandaki masalara ve toplu taşıma araçlarında tutunduğunuz yerlere dokunmak, ellerinizde dışkı kalıntılarının kalmasına sebep olabilir. Siz sadece bunu göremezsiniz. Dışkıyı yüzünüze dokunarak ya da yemeğinize veya içeceğinize bulaştırarak, ishal, mide ağrıları, kusma ve ateş gibi yan etkiler yaşayabilirsiniz. Artık evden çıkmaktan bile korkuyor musunuz? Stres yapmayın, sadece ellerinizi yıkayın ve yapabildiğinizce her şeyin üstünü silin. O zaman sıkıntı olmayacaktır. Bunun iğrenç olduğunu düşünüyorsanız bir de 5 numaraya bakın. Muhtemelen bir kunduzun anal bezlerinden çıkan salgıları yediniz. Bunu izlerken hiçbir şey yemiyorsunuz değil mi? Sadece bir uyarayım dedim. Bu açıklama yüzünden başınızı sinirle sallıyor olabilirsiniz. Ama aromalı bir içecek içtiyseniz veya şekerleme yediyseniz bu neredeyse kesinlikle doğru. Kunduz yağı olarak bilinen kunduzun anal bezlerinden elde edilen bir öz,
80 yıl boyunca vanilya ve ahududu gibi sentetik aromaların yapımında kullanılmıştır. Ve işin ilginci, bu madde Amerika'daki İlaç ve Gıda İdaresi tarafından onaylı. Bunun sebebi muhtemelen bu özün içindeki antibakteriyel aktivitenin zayıf olması sebebiyle bir sağlık tehdidi oluşturmaması. Markete bir dahaki gidişinizde vanilya aromalı bir şey seçerseniz, içinde herhangi bir hayvansal yan ürünün bulunup bulunmadığını görmek için etiketindeki içindekiler kısmını okuyun. 6 numara. Koalalar size klamidya bulaştırabilir. Klamidyanın bulaşmasının birkaç yolu vardır. Ama bahse girerim, kimse size bir koalaya sarılmakla da bulaşabileceğinden bahsetmemiştir. Okuldaki sağlık dersleri geldi aklıma. Ama hayır, bunun kesinlikle okulda öğretilmediğinden eminim. Avustralya'daki koalaların yaklaşık yarısı bu hastalığı taşımaktadır. Bununla birlikte bu klamidya formu, insanlar arasında cinsel temas yoluyla geçen türden biraz farklıdır. Bu tür, bir koala sizin üstünüze idrarını yaparsa ortaya çıkar. Koalalar bu hastalık yüzünden çok rahatsızlanabilir ve görme yetilerini kaybedebilir, kısırlaşabilir ve kirli kuyruk adında bir enfeksiyona yakalanabilirler. Bu yüzden bir dahaki sefere bir ağacın üstünde oturmuş şirin bir koala görürseniz ona sadece uzaktan el sallayın. 7 numara. Kötü kokular burnunuzda yaşayabilirler. Asansördeyken midenizdeki korkunç gazın kokusu burnunuza geldi mi hiç? Kusura bakmayın. Ya da süpermarketteyken duyduğunuz kokmuş bir balık kokusu? Bu kötü kokular havaya parçacıklar yayarlar. Ve tahmin edin, bunlar burnunuza yerleşirler. İğrenç. 8 numara. Kuğular güzel ama tehlikelidir. Bir kuğudan daha zarif bir hayvan hayal etmek zordur. Belki bir su aygırı. Fakat güzellikleriyle insanın gözünü boyayan bu kuşlar çok masum gözükseler de bazı davranış sorunlarına sahipler. Kuğular kışkırtıldıklarında inanılmaz derecede saldırganlaşırlar. Kayıtlara göre jet skilerin üstündeki insanlara saldırdıkları, tekneleri devirdikleri ve köpekleri boğdukları vakalar olmuştur. 9 numara. Fermuarınız sizi acile gönderebilir. Beyler, kulaklarınızı açın. Pantolonunuz fermuarlıysa özel bölgeniz tehlikede. Her yıl acil servise gelen penis yaralanması vakalarının çoğunu kot pantolonlardaki fermuara sıkışma hadiseleri oluşturur. Tam sayı vermek gerekirse bu yılda tam 1700 vakadır. Yani fermuarınızla ilgilenirken dikkat edin. 10 numara. Banyo yapmak her zaman rahatlatıcı olmaz. İş yerinde uzun bir günün ardından bol köpüklü bir ılık banyo yapmak neredeyse bir zorunluluktur. Ama küvette oturmanın ciddi riskler içerdiğini biliyor muydunuz? CNN'e göre küvetle ilgili olaylarda terörist saldırılarına kıyasla daha fazla Amerikalı ölüyor. Rakam verecek olursak, küvetler her yıl yaklaşık 340 kişinin ölmesine sebep oluyor. Sıcak bir banyo artık çok da rahatlatıcı gelmiyor, değil mi? 11 numara. Uzaylılar bizi hemen bulabilirler. Orada kocaman bir evren var. Ve güneş sistemimizin dışında 4000'e yakın gezegenin olduğunu keşfettiğimize göre, oralarda bir yerde de yaşam olabileceğini varsaymak hiç de gerçek dışı olmaz. Ama düşününce bu kadar büyük bir evrende uzaylılar muhtemelen bizi bulamazlar, değil mi? National Geographic'e göre uzaylılar bizi ihtimal verdiğimizden çok daha kolayca bulabilirler. Dünyamızı potansiyel olarak gezegenimizin yer çekimi alanındaki güneş hareketlerinden bulabilirler ya da dünyanın varlığını güneşin yörüngesinde ilerlerken ışığın azalmasından dolayı anlayabilirler. Binlerce gezegenin yörüngesinde dolaştığı yıldızın arkasına geçince ışığının karardığını gördük. Öyleyse uzaylılar dünyanın farkını nasıl anlayabilirler? Tabii ki bizi görmekle bize ulaşmak tamamen farklı şeyler. Uzaylıların ziyareti henüz insanlık olarak kavrayamadığımız ileri bir teknolojiyi gerektirmektedir. Ama kavrayamamış olmamız imkansız olduğu anlamına gelmez. Ama acaba bizimle tanıştıklarında bizden hoşlanırlar mı? Yoksa bizi yemek mi isterler? 12 numara. Biz insan mıyız yoksa yılan mı?
Muhtemelen ilkokulda yılanların deri döktüğünü öğrenmişsinizdir. Aslında insanlar da deri dökerler ancak bunu yılanlar kadar zarifçe yapmazlar. Bir insanın yaşamı boyunca yaklaşık 35 kilo deri dökmesi normaldir. Bu küçük bir çocuğun vücuduna eşittir. Tamam da bunca deri nereye gidiyor? Evinizdeki tozları gördünüz mü? Bunların %75 ila 90 civarı ölü deri hücreleridir. Birden içinizde her yeri temizleme isteği mi oluştu? The Boston Globe gazetesine göre her dakika vücudunuzdan 30 bin ila 40 bin deri hücresi dökülüyor. Tozun geri kalan kısmı da büyük olasılıkla evcil hayvanlardan dökülen kepek ve diğer toz parçacıklarından oluşuyor. Şimdi birisi size ne yapıyorsun diye sorduğunda hiç etrafta dolanıyorum derseniz aslında tam olarak bunu yapıyorsunuz. 13 numara. Fast food. Kolay ama iğrenç. Bazen o an için tek isteğiniz dev bir hamburgerle patates kızartmasının tadını çıkartmak olabilir. Ama hamburgerle birlikte ne yediğinizi duyduktan sonra artık sadece evde yemek yapmak isteyebilirsiniz. Rapor edilen sağlık şikayetleri ve diğer çalışmalara göre düzenli olarak fast food yiyen biriyseniz yılda ortalama 12 kasık kılı tüketiyor olabilirsiniz. Bu katkı maddesini de menüde kesinlikle göremezsiniz. 14 numara. Fıstık ezmesi sıçan kılı ile harika gider. Bu korkutucu istatistiği duyduktan sonra kilerinize koşup bütün fıstık ezmesi kavanozlarınızı çöpe atabilirsiniz. Yaklaşık her yarım kilo fıstık ezmesinde 150'ye yakın böcek parçacığı ve 5 adet kemirgen kılı bulabilirsiniz. Sanki bu gerçek midenizin kalkmasına yetmezmiş gibi Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi ayrıca her 100 gram fıstık ezmesinin içinde 25 miligram pislik ve kum tanecikleri olduğunu da onaylamaktadır. Birdenbire o kıtır kıtır yediğiniz fıstık ezmesinin cazibesi tamamen yok oldu değil mi? 15 numara. Muhtemelen şu anda kirpiklerinizde akar var. Muhtemelen insanlar üzerinde beslenen tahta kurularını, bitleri ve diğer parazitleri duymuşsunuzdur. Ama Demodex olarak bilinen bir akar türünün hemen hemen her insanda bulunabileceğini biliyor muydunuz? Tipik olarak bu akarlar kirpiklerinizde yaşar ve özellikle ciltleri yağlı olan veya yatmadan önce makyajlarını çıkarmayan insanlarda daha fazla sayıda görülürler. Demodex yumurtalarını kirpik foliküllerine bırakır ve buradan kişiden kişiye yayılabilir. Ama bunlar oldukça zararsızdırlar. Neyse bu biraz içimizi rahatlattı. Ama yine de kabuklanma veya enfeksiyon gibi herhangi bir tahriş sorununuz olursa bir doktora görünmeniz gerektiğini unutmayın. Hala gözlerinizi ovuşturmayı düşünüyor musunuz? Evet, bu bilgileri tüm çocukların bilmesi gereken iğrenç bilgiler ödülüne layık görüyorum. Günlük yaşamla ilgili başka hangi gerçekler ve istatistikler sizi gece uykunuzdan eder? Bunları aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ve hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için kanalımıza abone olun.